yani Bahçeli Evler, Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı, Mutfak Dalı, Bölüm Şefiyim. Ülümüzde ilk defa bu kadar kapsamlı yöresel mutfak yarışması düzenlendi. Bu anlamda Çorum Belediye'mize, Çorum Valiliğimize öncelikle buradan çok teşekkür ediyorum. Tabii ki kusurlarımız olmuştur dernek olarak, okullar olarak. Fakat sonuçta zannediyorum ki Çorum'umuzu tanıtma anlamında büyük bir başarıya imza attık. Şimdiye kadar Çorum'u hiç görme şansı olmayan Türkiye'nin değişik yerlerinden öğrencilerimiz geldiler, katıldılar bu yarışmada. Ve bunların geri dönüklerinin elimiz adına çok güzel sonuçlar vereceğine inanıyoruz. Bu arada tam Ahçılar Pastacılar Federasyonu Taşpakon'a, onun temsilcisi Çorum Çapler, Çorum Ahçı Pastacı, Ahçılar ve Pastacı Odası Başkanlığı ve Yönetimi olarak tüm Çorum'a sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Teşekkür ediyorum. Eğitimde çok büyük bir destek olacağına inanıyorum. Böyle yarışıyoruz. Ben Karabük Ahçılar ve Pastacılar Derneği Emir Erik. Yeni bir derneğiz. Yeni bir dernek olduğumuz için kendimizi tanıtmaya ihtiyacımız vardı. İlk katıldığımız yarışma burası. Taşpakon'a bağlıyız ve Taşpakon'un Karapüfet kolundayız. Karapüfet, Karadeniz Ahçılar ve Pastacılar Federasyonu. Buraya gelirken tek hedefimiz vardı. İyi bir derece almak, Karabük halkını mutlu etmek. Çok üzüldük bu ara. O yüzden birazcık mutlu olalım istedik Karabük'te. Buraya geldik hepimiz. Öğrencilerle beraber geldik. 10 yarışmacımız var. Şu an için kesinleşen 2 tane derecemiz var. 3 tane. 3 derecede madalya sahibi olduk ama diğerlerinde de madalya istiyoruz inşallah. Onu da alacağız. Karabük çok küçük bir memleket. Yeni bir il. O yüzden de çok tanınmayan bir il. O yüzden hem Karabük'ün tanıtımına yardımcı olmak için hem de derneğimizin ismini duyurmak adına Karabük'ün yöresel yemeklerinden birini hazırladık. Orijinal safranbolu safranını kullandık bunun için. Bu safranda yani kilosu 25 bin lira civarında şu anda safranbolda satışı. Zerde yaptık, zerde hazırladık. Onun haricinde zerdenin tarihçesini, zerdenin reçetesini hazırladık. Burada katılan misafirlerimize tanıttık zerdeyi, anlattık. Hediye ettik bunlardan birer tane. Bu şekilde bir organizasyon planlaması yaptık kendimize. Yeni bir dernek olduğumuz için çok aktivite yapamıyoruz şu an için. Ama inşallah daha da çok tanınacağız. Çorum yarışması bizim için çok güzel geçti. Özellikle önceden yapmam gerekiyordu ama belki sözümün en başında. Çorum Başkanı'na, Çorum Dernek Başkanı'na, Konfederasyon Başkanımıza, Federasyon Başkanımıza emeklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Çorum Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Bizi çok güzel ağırladılar burada. Bizimle çok alakadar oldular ve gerçekten bizi mutlu ettiler. Bu sıcaklıkları bizi çok mutlu etti. O yüzden hepsine çok teşekkür ediyorum bir kere daha sizin huzurunuzda. Umarım herkes için güzel bir yarışma geçmiştir. Katılan tüm yarışmacılara bir kere daha başarılar diliyorum sizin huzurunuzda. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. Tüm Ahçılar ve Pastacılar Konfederasyonu'na bağlı İç Anadolu Ahçılar ve Pastacılar Federasyon Başkanı Emre Geyikçi. Çorum'da yapılan bu etkinlikte bulunmaktan büyük gurur ve gurur duyuyoruz. Anadolu topraklarında yaşayan, geçmişe dair Hititler dönemindeki medeniyetleri bize yansıtan, Türkiye'nin dört bir tarafından buraya gelen insanların yapmış oldukları kendi yörelerine ait yemekleri bize tanıtan herkese teşekkür ediyorum. Burada emeği geçen en büyük Çorum Dernek Başkanımız Rasim Usum'a teşekkür ediyorum. Biz kendi çabımıza nacizane destek vermeye çalıştık. İç Anadolu bölgesinde 11 tane ilimizle buraya katıldık. 11 il kendi farklı kültürlerini burada yansıttı. Çorum'un kültürünü aldı, kendi illerine götürdü. Çok büyük bir sentez ve mozaik. Bu mozaiğe kimler bir taş koyduysa hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah devamı gelir. İkincisi, üçüncüsü olarak devamını sağlarız. Ve bu kültürü her zaman her yerde Türkiye'de öğretmeye. Efendim, benim ismim Mahmut Dolmacı. Ankara'da yaşıyorum. Türkiye Ahçılar ve Pastacılar Konfederasyonu'nda yani Taşkapon'da eğitim meclisi olarak yönetim kurulu üyesiyim. Ülke genelinde eğitimlere gidiyoruz. Okullara yetişmeye çalışıyoruz. Bildiğimizi gençlerimize aktarmaya çalışıyoruz. Bugün de Çorum'dayız. Buraya daha önce ben eğitime gelmiştim. İTİT okuluna da geldim. Kız Meslek Eğitim Lisesi'ne de geldim. Eğitimler yaptık. Güzel sonuçlar aldık. Bugün de
Çorum'da çok ciddi, çok güzel bir ulusal bir yarışma içerisindeyiz. Bir Taşkakonu ailesi olarak hepimiz buradayız. Anlamlı bir yarışma, anlamlı bir olay. Bugün Çorum için aşağı yukarı 30 ilçen, bir şey, ilimizden gelen misafirlerimiz var. Biz de buna dahil. Çorum'daki genç arkadaşlarımız birbirine fikir alışverişi, kültür alışverişi, yemek alışverişi ve güzel bir yarışma. Ağlayanımız, gülenimiz, mutlu olanımız, içimizde tabii hepsi var. Ve ulusal bir yarışma düzenlendi. Umarız ki bu hep devamlı olsun. Bugün en az 30 ilde Çorum'u hiç bilmeyen gençlerimiz bugün Çorum'un sokaklarında gezdi. Zelebilibisinden yedi. Efendim, Çorum'un havasını teneffüs etti. Kültür alışverişinde bulundu. Bizler de aynı şekilde Çorum'a geldik. Mutluyuz. Buradaki dernek başkanımız Rasim Çakıcı ustamıza ben burada teşekkür ediyorum. Efendim, belediye başkanımıza, valimize, bu organizasyonda emeği olan herkese ben teşekkür ediyorum. Böyle bir etkinlikler hep olsun, hep olmalı. Olmasını istiyoruz ki bizler daha çok birbirimize gelip gidelim, dostluk bağımızı pekiştirelim. Merhaba, ben Serkan Durdum. Türkiye Ağaçlar ve Patriarch Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyesiyim. Ayrıyeten Şefart Akademi Yönetim Kurulu Başkanıyım ve Türkiye'deki metropolitan otellerinde mutfak koordinatörlüğünü yapıyorum. Bugün 1. Çorum Ulusal Ağaçlar ve Patriarch Şampiyonası için Çorum'dayız. Zaten 3 gündür devam eden bir etkinlik. Bugün son günündeyiz. Bugün daha çok lise ve üniversiteli öğrenciler yarışıyor. Türkiye Kupası'nın Taşkakonu ait olan yarışmaları var. Gerçekten çok güzel bir gün geçiriyoruz. Öğrenciler ve ustalar adına da çok güzel lezzetler, tabaklar ortaya çıkıyor. Biz çok mutluyuz. Çorum'a geldiğimiz için de ayrı bir mutluyuz. Ben şahsım olarak Çorum'a da ilk defa geldim. Gerçekten çok güzel bir ambiyans ve çok tatlı bir şehirle karşılaştım. Dediğim gibi yani biz bugün Çorum'da olmaktan dolayı mutluyuz. Ve etkinliğin bu kadar güzel, ambiyans yüksek ve katılım yüksek olmasından da ayrıca bir keyifli. Benim ismim Selahattin Can, Taşbakon, başkan yardımcısıyım. Bursa'dan geliyorum ben. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Çorum halkına burada çok teşekkür ediyorum. Gerçekten misafirperverlikler, müthiştiler. Bizi burada hiç boş bırakmadılar, ikramlarıyla. Gerçekten gönlümüzü fethettiler, onu söyleyeyim ben. Buradaki yarışma gerçekten Çorum'a çok faydalı olacak. Çorum tanıtımına çok katkı sağlayacak. Çünkü ilk defa böyle bir yarışma Çorum'da düzenleniyor. Biz bu yarışmayı yayınlandığımız zaman gerçekten bütün illerimizde o kadar heyecanlandılar ki işte Çorum, Çorum'u işte tarihi şeye de hem anlatmaya başladılar bize. Sonuçta Çorum yöresindeki yemekleri de bu arada işte unutulan yemekleri vardı. Onları da gün yüzüne çıkartma başladılar. Aslında Çorum mutfağı bir şef olarak ben bilmediğim birçok yemekleri varmış. Ama ben burada gördüm. Gerçekten nefis yemekleri varmış. Hatta ben şunu birkaç tane Çorum yemekleri not aldım. Ben kendi mutfağımda da uygulamaya başlayacağım. Gerçekten burada ben çok teşekkür ederim Çorum halkına. Belediyesine, buradaki dernek başkanı Resim Usta'ya sonsuz teşekkür ederim. Karadeniz Federasyon Başkanı Ömer Çorbaz. Bana bağlı olan Çorum Derneği'nin bugünkü ulusal 1. Çorum yemek yarışmasında bulunuyoruz. Federasyonumuzun ve konfederasyonumuzun Karadeniz bölgesinde hem turizm olsun hem de yemek kültürleri olsun tanıtım amaçlı böyle etkinliklerde bulunacağız. Nasip olursa da Ağustos ayında da Giresun'da çok büyük bir fındık festivalimiz olacak. Bu fındık festivalinde de yine aynı şekilde bana bağlı olan 16 tane Karadeniz il dernekleri gelecek. Bu derneklerle birlikte bu festivali güzel bir şekilde gerçekleştireceğiz. Amacımız hem Çorum halkının kendi yöresel yemeklerini hem dünya mutfaklarıyla yöresel lokal ürünlerin birbirine katarak lezzetli bir yemek çıkmasını sağlamaları ve öğrencilerin özgüvenlerini sağlamanı amaçlı yapmış olduğumuz bu etkinlikleri Türkiye'nin her bir ilinde yapıyoruz. Bize bağlı olarak, konfederasyonumuza bağlı olarak 61 tane derneğimiz var ve bunun hedefimiz 81 dernek olmak. 81'i bulduktan sonra Türkiye'nin en büyük konfederasyonu zaten şu anda biziz. Ama daha çok güçlenmiş olacağız inşallah.